Bir insan, iki hayat. Bayramovalı, 1982 yılı Samsun ili doğumludur. Askerliğini bitirdikten sonra inşaatlarda çalışmak için Ankara'ya yerleşmiş, bir müddet kalıpçı ustası olarak çalışmış. Ta ki başına bu kaza gelene kadar. İsmim Bayramovalı, ben kalıpçı ustası olarak inşaatta çalışıyorum. 2010'un 12. ayın 2'sinde iş kazası geçirdim. İş yerim Kızılay'daydı. İnşaatta çalışırken, asansör boşluğunda sökü yaparken dengemi kaybettim. Sırt üstü düştüm. Yani kalkmaya çalıştım o anda, kalkamadım. Hiçbir his hissetmedim yani o şekilde. Benim kırıldığını fark ettim. Başımdaki sorumlular ambulans çağırdılar. Nümune Hastanesi'nden ambulans geldi. Hastaneye götürdüler. Hastanede doktor bu şekilde söylemişti. Dedi, sen bel kırmayla kalmamışsın. İçerideki sinir damarlarını da parçalamışsın. Hareket omurilini de parçalamışsın. Yani içeriği de mahvetmişsin dedi. Yani bir kemik kırılmayla kalmamış. Eşi Meryem. Eşim inşaattan düştü. İlk duyduğum zaman Kur'an kursundaydım. Bir telefon geldi. Telefona cevap verdim. Dedi, öbür tarafta eşimdi. Dedi, ben inşaattan düştüm. Çocukları al gel son defa göreyim dedi. Ben o anda oraya düştüm, yığıldım. Bir tanıdığın oradaki bir arkadaşın arabasıyla hastaneye gittik, nümuniye. Ben dedim, hani eşim öldü, o şekilde konuştu, öldü. Ben ona gidiyorum dedim. Gittiğimde eşim ayaktaydı, böyle yatıyordu. Kafasını kaldırdı, sanki dünyalar benim olmuştu, orada gördüm. Ondan sonra eşimi akşama kadar orada sedyede tuttular hastanede. Ameliyatı falan almadılar. Eşim de dedi ki bana, Meryem benim ayaklarım dedi yatağın üstünde mi altında mı dedi. Hani ben ayaklarımı hissetmiyorum, altında mı üstünde mi dedi. Hissetmiyorum dedi. Ondan sonra yok dedim, ayakların duruyor senin dedim. Ben de hissetmiyorum dedi hani. Sonra ertesi gün sabah ameliyat aldılar. Ameliyat sabah 9'dan akşam 3'e kadar devam etti. Ben ondan sonra Nümune Hastanesi'nde 9 gün yattım. 9 gün sonra beni ince fizik tedaviye gönderdiler. Orada 2 ay 20 gün yattım fizik tedavide. Oradan yattıktan sonra eve getirdiler beni, iş yeri. Sonra eşim çıktı, yoğun bakımda gördüm, böyle eşim değil sanki başka birisi, böyle her şeye takıl hortumlar. Yani sanki böyle Allah korusun böyle bir ölmüş gibi, böyle her şeye takıldı hiç. Bir sürü kişinin içinde yatıyordu. Doktor dedi, hani her şeye hazırlıklı olacaksınız dedi. Yaşar ama dedi, hani yürüyemeyebilir dedi. Böyle de kabul edeceksiniz dedi. İş yerine dedik fizik tedavi gerekiyor, ondan sonra dedim dış kapı hastanesinde görelim dedim, ondan sonra eşim dedim çocukların gelmesi için dedim, ondan sonra uzakta olursa gelemez dedim. Yok dediler, biz dediler injekte dediler yaptıracağız fizik tedavisini dediler. Orada yaptırmazsak başka biz fizik tedavini bile yaptırmayacağız dediler, ondan sonra hiç ne yaparsanız yapın dediler. Ondan sonra mecbur kaldık, iş yeri incek fizik tedaviye götürdü. Yok dediler. Eğer incek bize götürmezsek böylece bırakıyoruz dediler. Öylece bırakırlar diye korkumuza tamam dedik, oraya götürdüler. Çalıştığı inşaat firması onu yüzüstü bırakmış, üstelik başına gelen kazayı ilgili yerlere de bildirmemiştir. Eşi ve iki çocuğuyla kömürlükten bozma bir kapıcı dairesinde yokluk içinde yatağa bağlı bir hayata terk edilmiştir. Bu da yetmez gibi felç olmasından kaynaklı bağırsak, mide ve böbrek rahatsızlıkları nedeniyle 3 ameliyat geçirmiştir. Bağırsaklarımda sürekli yatalak olduğundan bağırsak tıkanması oldu. Oradan Ankara Hastanesi'ne getirdiler. Ankara Hastanesi'nde bağırsak ameliyatı oldum. Hani dediler, eşin bağırsak dolaşması olmuş, acil ameliyat alacağız. Ondan sonra bütün kıyafetlerini verdiler. Hiç kimse yoktu orada. Tek ben vardım ondan sonra. O gece sabaha kadar beklettiler. Gece de beni ikide aradılar. Biz eşini ameliyata alıyoruz.
İmkanınız varsa gelin dedi. Evde kimse yok, iki çocuğun orada, evdeyim. Gidemedim sabaha kadar. Ameliyat olmuş, çıkmış. Sabaha kadar gidemedim. Sonra sabah işte çocuğu bıraktım bir komşuya, çocuk arın. Gittik yengemle. Yine göstermediler, yine yoğun bakımla hemşehrin dediler. Yine ameliyat oldu, göstermiyor dediler. Mikrop kapmaz dediler. Ondan sonra yanları yakara ben girdim, işte bir şeyler verdiler, girdim. Yine hiç konuşmayayım. Böyle elini tuttum, hiç konuşmuyordu, hiçbir şey söylemiyor bana. Evden çıkmak artık onun için işkenceden beterdir. Hastane kontrollerine giderken komşuların yardımıyla bir battaniye içinde zar zor evden çıkarılıyordur. Bunca zorluğa rağmen hukuk mücadelesinde bırakmamış, sedyede dahi olsa resmi dairelere gitmiştir. Zamanla yatak yaraları oluşmuştur. İki kişi yanımdan tutarak bu şekilde bir ay sonra oturmaya yavaş yavaş anca başladım. Ondan sonra 2 ay 20 gün fizik tedavi aldıktan sonra yanı başlarımda yatak yarası oluştu. Yatak yaraları oldu sırtımda. His olmadığından sağa döndüğümde sağ taraf yara oldu. Sola döndüğümde sol yatak yarası oldu. Sırtım yara oldu. Ondan sonra komşularım böyle yardımıyla bahçe katta oturuyordum böyle. Kömürlüklerin yanında kabuç dairesinde oturuyordum. Hani bir artı bir yerde böyle. Oradan çıkartırken bile yengem gel, eşim gel böyle battaniyenin arasına koyup yukarı bir kat yukarı çıkartmaya uğraşıyordu ellerinde hastaneye götürürken. Ondan sonra iş yeri bu şekilde beni eve getirdikten sonra bıraktı bu şekilde. Yara pere içinde yatağa bağlı şekilde. Binanın kapıcı dairesinde oturuyordum, binanın balkonunda oturuyordum. Binanın hani gelip çöp alıyorsun akşam, iki çocuğunla yapayalnızsın evde, o kömürlüğün aralarında. Ben gece kapının arkasına sandalye koyup, sehpa koyup yattım hani. Uyumuyordum, gece televizyonu açıyordum. Sabaha karşı uyuyordum, korkuyordum. Yani benim İş yerinde hayatım, belden altımı kaybettim iş yerinde. İş yeri o şekilde beni bırakıp hiç ilgilenmedi. Bıraktı kendi halime. Ondan sonra sürekli yattığımdan dolayı böbreklerimde taş üretmiş. Hareketsizlikten dolayı karnımda, böbreklerimde taş üretmiş. Araştırma hastanesinde ameliyat oldum. 3 tane taş aldırdım böbreklerimde sürekli yatalak olduğumdan. İş yeri bıraktıktan sonra yani hiçbir gelirim yoktu. Ondan sonra 2 tane çocuğum okuyordu. Kendim düşmüştüm ondan sonra. İş yeri o haldeyken beni sigortalı göstermiş. Çalışır göstermiş. Bu halde düştüğüm halde çalışır göstermiş. Yani ben çoğu şeylerde şeyle yani beni mağdur bıraktı. Bu şekilde biz gidiyoruz. İş yeri bıraktı gitti yani yara peri içinde o şekilde eşim pansuman yaptı yatak yaralarını. Ondan sonra pansumanı yaptık yaralarla 1,5 yıldır uğraştık yatak yaralarıyla. Yatak yaraları hiç yani böyle şey etmedi yani düzelmedi hiç. 1,5 yıldır çok zorluk çekti pansuman yapa yapa. Yatak yaralarını hiç hissetmiyordum. Benim adım Erdoğan. Bayramoğlu'nun oğluyum. Babam düştüğünde bizim haberimiz olmamıştı. 9 gün boyunca böyle merak etmiştik. Annemler dayınla beraber Konya'ya gittiler. İş yerinde çalışım var, başka Konya'ya gittiler diyorlardı. Orada işleri çıktı diyorlardı. Sonra 8. gün annem
Kur'an'da böyle konuşuyordu. Babaannem gidecek falan diyordu. Annem gider, babamın yanına gidecekmiş diyordu. Ben de duymuştum. Anne babaannem nereye gidecek? Yok, şeye gidecek, hastanede bir tane benim Kur'an'dan arkadaşım hastanede. Babaannemin ne işi var tanımadığı yerde dedim. Sonra o da dedi ki, senin baban ayakları böyle hissetmiyor, inşaattan düştü dedi, bana söyledi. Orada dedirtmesine eşimi eve çıkardılar, sonra bıraktılar. Kaynım askere gidince bakan biri yoktu, mecburen eşim tedavisini yaptıramadım. Çocuklara bakan kimse yok. Oğulları var. Eve çıkarttılar. Yeri yatak. Yatak yarısı açtı. Bir banyosu vardı, bir kişi giriyordu. Ben o şekilde oraya sokuyordum 2-3 kişinin. Ayda bir kere banyosunu anca yaptırıyordum. Her yerini böyle lifine siliyordum. Banyoyu götüremiyordum. Yani hepsini geçtim. Yoktu. Ben de istiyordum hani avatar bir yerde yatsın. Bir güzel bir evde yatıralım. Hani haftada bir kere banyosunu yaptıralım, bakımını yaptıralım. Yani olmuyordu. İmkanlar el vermiyordu. Ondan sonra bunları yaparken dediler hani bize... Git dediler, bakım parası hiçbir gelir yoktu o arada. Bakım parası veriliydi dediler, hastaydılar. En azından bir gelirim oldu dediler. Gittim bakım parasına başvurdum. Bütün her yerden kağıt istediler. Dolmuş parası bile bulamadım oldu. Yürüme gittiğim oldu benim. Sigortaya. Oraya gittim, dosyayı tamamladım, verdim. Dedi ki bana Seyfeder kız abla dedi. Hani sen bunu dedi tamamlamışsın dedi. Yapmışsın ama dedi. Eşim dedi. Senin çalışır gönlüydü. Sen bu dosyayı versen bile dedi ki bakım parasını alamazsın dedi. Dedim nasıl çalışan gönlüyü? Benim eşim belden alt tutmuyor. Biz 2-3 kişiyle çıkarız evden dedim. Yok dedi, o dedi, iş yeri yapmış dedi. Çalışan üstüne göstermiş. Bir dedi iş kazası göstermiş. Sonra çalışan üstüne sigortayı ödemiş dedi. Şu an çalışan gönlüydü. Ondan sonra oradan geldik de 3 ay 4 ay onların sigortayı eşim söyledi. Hani, en azından bana bakmıyorsun sigortan bari kesin dedi. Babam iyileşseydi en çok beraber futbol oynamak ve parka götürmesini istiyordum. Yani keşke yürüse. Abim de anneme söylemiş. Babam niye ayağa kalkmıyor diye söylemiş. Ama babam yürüyemiyorum dedi. Niye yürüyemiyorsun dedik. Abimle. Babam da hemen inşaattan düştüm oğlum. Yoo yatıyorsun değil mi dedi. Şaka yapmıyormuş. Ayağına baktık. Yağaydı. Sonra bir yerden bayram günü eski evde oynuyorduk. Babam hiç kalkmıyordu. Baba hadi beni parka götür diyordum. Babam kalkamıyorum dedi. Uyuyacağım demişti. Hadi kalk dedim. Yorganı açtım. Yarayı buldum. Kazadan 9 ay sonra Hizmet İş Sendikası Gençlik Komitesi üyesi bir grubun kendisinden haberdar olmasıyla her şey değişmiştir. Bayramovalı'ya her türlü maddi ve manevi destek verilmeye başlanmıştır. Daha medeni bir hayat sürdürebilmesi için bahçe katı bir yere geçmeleri sağlanmıştır. Hayırsever bir vatandaş sayesinde de akülü bir sandalyesi olmuş, birinci yılın sonunda kimsenin yardımı olmadan evden çıkabilmiştir. Bu Bayram Ovalı için yeni hayata ilk adımdır. Geçen sene Ramazan'da kapı çaldı. Yani baktım ya yabancı birileri, yani daha önce hiç görmediğim birileri. Yani dediler bizler Hizmet İş Sendikası'ndan geliyoruz dediler. Bu şekilde tanıştık. Yani biz de dediler yani anlatın sıkıntınız, ne sıkıntınız var, ne şeyiniz var diye bu şekilde bir dediler anlatın da yardımcı olalım dediler. Yani sağ olsunlar biz de yani o zaman durumumuz iyi değildi. Yani iş yeri bizi o şekilde bırakmıştı, hiç ilgilenmiyordu. Bize konuştuk böyle falan. Yine o günde birileri geldi bir gün Ramazan ayında geçen sene. Onlar bize böyle yardımcı oldu. Tanımıyorduk. Yardımcı olduk sonra bu yıl
Bir dahaki Ramazan'a kadar böyle bize yardımcı falan oldular. Hala da devam ediyorlar. Teşekkür ediyoruz onlara. Hediyeler aldı bize. Geçen sene Ramazan'da kapı çaldı. Hizmet iş sendikasından hiç tanımadığımız kişiler geldi. Ben eşimin pahasına malzemesini, ilaçlarını alamıyordum. Allah razı olsun onlar aldılar, karşıladılar. Yani evimin giderlerini, gıdalarını Allah razı olsun bir senedir destek oluyorlar, karşıladılar. Ondan sonra eşimle minnettarız onun, Allah razı olsun çok destekleri oldu. Hiçbir gelirimiz yoktu bizim. Yani ilaçlarını alamıyorduk. Çocukların hani birçok ihtiyacını karşılayamıyorduk. Çok destek oldu da sağ olsunlar. Hizmet İş Sendikası Gençlik Komitesi Üyeleri Sendikası'nın da desteğiyle sağlık ve hukuki savaşını daha güçlü olarak vermektedir. Bayram Ovalı, sendikanın ne işe yaradığını ancak başına bu işler geldikten sonra anlaması onun en büyük talihsizliğiydi. Şimdi tek amacı oğullarının elinden tutup sokaklarda sağlıklı olarak yürümek ve ondan alınan hakların geri alınması için savaşmak.